Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Size 7 ay önce söz verdiğimiz gibi ikinci videomuzla Edris'in ofisine geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Arka mahalle. Tekrardan hoş geldin diyorum. Geçen geldiğinde videoya nasıl başlamıştık bir hatırlayalım isterseniz. Tamam, ona bir geçelim. Nasılsınız beyefendi? Bana mı soruyorsun? Kimi soracağım oğlum? Oğlum ismimi söyle. Evet, videoya böyle başlamıştık 7 ay önce. Evet. Şimdi bugünkü videoya senin ilk sözlerinle başlayalım. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Gönül isterdi ki biraz daha çabuk yapalım bu videoyu. Çünkü geçen seferki videonun sonunda ikinci videoyu yapacağımıza karar vermiştik. Ama iş yoğunluğu maalesef nasip bugüneymiş. Bugünkü videoya başlamadan önce çok kısa bir antiparantez açmak istiyorum. Birazdan Mehmet kardeşim bana bazı sorular soracak. Vermiş olduğum cevaplar New York Polis Teşkilatı'nın resmi sözleri değildir. Benim şahsi fikirlerimdir. Bunu aklınızda tutarsanız sevinirim. Çok güzel. O zaman hemen şöyle başlayalım. Sizce polisten korkmalı mıyız? Polisten kesinlikle korkmamalısınız. Polisten korkacak olan insanlar kendilerini zaten biliyor. Suçlu insanlar. Eğer siz bir suç işlemediyseniz, öyle bir kriminal bir kişi de şahsiyetiniz de yoksa, öyle bir insan değilseniz, polisten kesinlikle ve kesinlikle korkulmaz. Polisin görevi halkına hizmet etmek, halkını koruyup esirgemektir. Lütfen Hollywood filmlerinde ya da medyanın önümüze sunduğu örnekleri aklınızdan çıkarın. Amerika 330 milyon nüfusa sahip çok devasa büyük bir ülke. İllaki polisin halka bazen çatıştığı üzücü olaylar olabiliyor. Ama inanın bu tamamen istisnadır. Kesinlikle kaide değildir. Amerika'da belki herkes polis tarafından durdurulmuştur. Ben de durduruldum 2-3 kere. Peki polis tarafından durdurulsak ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Amerika'da bir de bilgi vereyim. Normalde Türkiye'de trafik polisleri anladığım kadarıyla insanları durdurup ceza kesebiliyor. Trafik cezası kesebiliyor. Amerika'da bunun aksine normal polis hem asayişe bakar, hem devriye atar, hem insanların evine yardıma gider. Hem de yeri geldiği zaman trafik cezası keser. O yüzden aklınızda bulunsun. Normal polis de size ceza yazabilir. Oldu ki arkanızda ışıkları gördünüz. Polis geliyor. Hani sağa çektiniz. Sizle de o da sağa geldi. Anladınız ki polis sizi durduruyor. En güvenli bir şekilde sağ tarafa arabanızı çekip arabanın içerisinde bekleyin. Türkiye'de olduğu gibi kesinlikle arabadan dışarı çıkıp polise gitmiyoruz. Bekliyoruz. Polisin size gelmesini bekliyoruz. Polis geldiği zaman zaten size ilk soracağı şeylerden birisi evraklarınız olacaktır. Ehliyet, arabanın ruhsatı ve arabanın sigorta kağıtlarını soracaktır. Bunları polise verip ondan sonra sorabilirsiniz beni niye durdurdunuz diye. Eğer o esnada bir de elinizi böyle direksiyonla tutarsanız ya da polisin göreceği bir yere tutarsanız daha iyi olur. Polis sizin tehlike arz etmediğinizi hisseder. Sizin o durdurma anınız biraz daha rahat geçer diye düşünüyorum. Bu kadar. Kaçak olanlar vardır. Kağıtları yoktur. Green kartları yoktur. Vatandaş değillerdir. Bunların polisten korkmaları icabet eder mi? Yani korkmaları gerekiyor mu polisten? Kesinlikle ve kesinlikle Amerika'da immigration polisi, göçmen polisi. Göçmen polisinin haricinde hiçbir mevki, hiçbir mercek, hiçbir yer, tabii iş başvurusunda bulunmadığınız sürece yani bir yere. Size bir polis kesinlikle buradaki yasal durumunuzu sormaya hakkı yok. Soramaz. Yasal mısın, değil misin diye sorma hakkı yok. Turist de olabilirsiniz, kaçak da gelmiş olabilirsiniz, legal de olabilirsiniz. Ne olursa olsun polisin size legal statünüzü sorma hakkı yok. O yüzden polis olmuş olan interaksiyonlarınızda bu konuyla alakalı bir çekinme yaşamanıza gerek yok. Evet, hata yapmadığınız sürece polis size sadece hatanızdan dolayı sizi durdurur. Yoksa tabii hani bir de şöyle bir şey söyleyelim. Mesela buraya geldiniz, öğrenci geldiniz, kaçak duruma düştünüz. Vizeyle geldiniz, kaçak duruma düştünüz. Polislik bir işiniz oldu. Hani siz mağdursunuz. Aman işte ben polis ararsam beni sınır dışı ederler mi diye bir korkunuz kesinlikle olmasın. Polisi arayıp polisten her zaman yardım talep edebilirsiniz. Hiçbir şekilde sizin buradaki statünüzle alakalı hiçbir şey yok yani. Polisle hatta yani yok, öyle bir şey yok yani. Tamam, çok daha güzel. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Öyle bir olay yok. Bir önceki videoda şeyden bahsetmiştiniz. 100-150'ye yakın Türk memurundan bahsetmiştiniz. Evet, sadece bu NYPD'de olanlardan ben bahsettim. Bu NYPD'de evet, yani evet, bu New York şehrinde yaşayanlardan soracağım. Şöyle ki bu
150 polis memurundan belli rütbelere ulaşmış olanlar var mı? Son 3-5 ay içerisinde bir arkadaşımız, bir kardeşimiz lieutenant oldu. O da benim bir alt rütbem. Teğmen mi oluyor Türkçesi? Teğmen oluyor. Lieutenant teğmen oluyor ama hani polis teşkilatında belki bu rütbeler farklı olabilir. Yorumlarda evet. Da bunu fark ettim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Geçen videoda ben emniyet genel müdürü olarak kendimi tanıtmışım. Yanlış bilgi vermişiz halkımıza. 4. sınıf emniyet müdürü karşılığı. Benim şu anki rütbemin karşılığı. Bunu da belirteyim çünkü çok yorum gelmiş bu konuyla alakalı. Zaten genel demek yani ben aslında anlamamız lazımdı bunu. Evet. Genel dediğiniz zaman zaten bir şeyin geneli oluyor. Ben genel müdür değilim. Emniyet 4. sınıf emniyet müdürüyüm. Benim bir alt rütbem. Biz burada lieutenant diyoruz. Türkiye'deki karşılığını amir artık memur ne olarak karşılarsanız karşılaşın. Tabii. Ama büyük çoğunluğu Türk kardeşlerimiz büyük çoğunluğu polis memuru. Ama da bunun da bir sebebi var. Birçoğu son 5, 6, 7, 8, 9 yılda polis teşkilatına geldi. Ben biraz bunlara eskilerdenim. Ben 16,5 seneye yaklaşıyorum şu anda. Ben biraz da eski olduğum için herhalde bir adım onlardan öndeyim. İnşallah ümit ediyorum birçok kardeşimiz gelir. Benim rütbemi yani yetişip beni de geçerler diye ümit ediyorum inşallah. Çok mu akıllısınız? Çok mu yeteneklisiniz? Nasıl bu süreç nasıl oldu yani? Torpille mi geldiniz bu durumlara? Bir tanıdığınız mı vardı bilmiyorum. Yoksa işinizde gerçekten işinizi bilen insan olduğunuz için bu duruma geldiniz? Ya şimdi gerçekten kolay değil. Hani dışarıdan bakıldığı zaman insanlar diyebilir ya işte 13-14 senede adam müdür olmuş. Nasıl yani demek ki basit bir göçmenin böyle bir şey olması. Gerçekten kolay değil. Ama impossible Türkçesini söyle. İmkansız. Ya imkansız da değil. Kolay da değil. İmkansız da değil. Çalışırsanız, bir şeylerin üzerinde odaklanırsanız, bir şeylere yönelirseniz ve de bu yönde kendinizden biraz özveri sarf edip, çaba sarf edip peşine koşarsanız oluyor. Ben çok yüksek derecede bir akıllı bir insan değilim. Öyle olmadığımı düşünüyorum. Ama çok çalıştım, çok çabaladım. Çok uğraştım. Benim gibi diğer kardeşlerim, arkadaşlarım da uğraşıyor. Ama bunlara henüz meyvelerini almadığını görüyorum. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani gerçi geçen videoda herhalde bir bahsettim. Şu anki olduğum rütbe NYPD'deki polislerin %99'dan daha yüksek bir rütbedeyim ben. Ya bu gerçekten kolay olmayan bir şey. Kolay olsa zaten herkes böyle bir rütbelere gelirdi. Evet. Evet. Tanıdığım bir sorunuzun bir parçası da zannedersem tanıdığım mı vardı? Evet. Tanıdığım yok. Benim ailemden, akrabalarımdan, yakın arkadaşlarımdan hiç polis tanıdığım yoktu ben bu işe girmeye karar verdiğim zamanlarda. Tamamen kendi çabalarımla olan bir şey. Bu kadar. Çok güzel. İnsanlar belki bir tanıdığı sayesinde mi geldi bilmem ne falan. Ama siz oturdunuz adam gibi ders çalıştınız. Çünkü bu rütbelere gelebilmek için ders çalışıp sınavlara girerek bu rütbelere geçebildiniz. Yani ilk önce polis memurdunuz, çavuş oldunuz, lieutenant oldunuz sonra bu son durumunuza geldiniz. Evet. Ama çok yetenekli olmak gerekmiyor. Sadece özverili, sabırlı, oturup adam akıllı ders çalışıp geleceği düşünerek yaptığınız bir şeydi bu. Evet, kesinlikle öyle. Ve burada şöyle sorular var aklıma geliyor. Bir sürü yorum geldiği için işin ehline veriliyor burada işler. Aynen öyle. NYPD'de yok. Senin bir tanıdığın olduğu için seni burada polis memurluğundan bu duruma gelmediniz. Hak etmeseniz bu pozisyonları kimse size kara kaşınıza, kara gözünüze güvenip de böyle bir pozisyona sizi zaten sokmaz. Bir de şöyle bir yorum da ben fark ettim. Hani göçmen olduğu halde nasıl bu rütbeye gelebildiği hakkında yorumlar gördüm. Bunu da şöyle söyleyeyim. Amerika zaten göçmenlerin %100 belki de göçmenlerden oluşan bir ülke. Biz daha sonradan gelmişiz. Ben ilk jenerasyonum burada. Burada doğmadım. Ama haklar herkese aynı şekilde dağıtılıyor. Eğer o sınavı geçtiyseniz, o skoru yakaladıysanız, o puanı yakaladıysanız kapılar sizin için açık. Bu herkes için geçerli. Yani benim Türk olabilirim, Pakistanlı olabilirim, Çinli olabilirim, Amerikalı da olabilirim. Fark etmez. O yüzden tanıdığımızın olmasına gerek yok. Olsa da faydası olmaz. Çünkü sınavı zaten geçmek zorundasınız bir şekilde. Nereden geldiğiniz önemli değil. İşinizin ehliyseniz Amerika'da size o iş veriliyor ve sizin o işte yükselmenize kapılar açılıyor. İşinizin ehliyseniz tabii. Evet. Bu arada son videomuzda yani inanılmaz birçok yorum geldi. Evet. İnanılmaz yorumların çoğunluğu genelde sizin Türkçenizin ne kadar güzel olduğu, akıcı olduğu, diksiyonunuzun harikalığından bahsediliyor.
İnsanlar bunu bir türlü anlayamıyorlar, güçlük evet. çekiyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Dostum, geçen videonun sonunda da bu aynı soruyu sordun. Ya ben de bilmiyorum gerçekten. Ben işte annem babam Türk. Burada evet. okula gittim. Burada hatta askeriye gittim. Yıllarca Amerikalılarla beraber yatıp kalktık. Cevabı gerçekten bilemiyorum. Normal şartlar altında kitap okumayı seven bir insanım. Boş vakitlerimde kitap okuyorum. Sesli kitaplar olsun, online PDF kitapları olsun. Psikoloji mezunuyum. Psikolojiye olan bir alakam var. Gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum. Hatta gerçekten insanların şaşırmasına hak veriyorum. Ama farkında değildim yani. Bu yorumları görene kadar ben de Türkçemin sizin dediğiniz şekilde güzel olduğunu farkında değildim. Normal geliyordu bana. Cevabı veremiyorum. Evde Türkçe konuşuyorsunuz. Çocuklarınızın hepsi Türkçe konuşuyor. Evet. Yani burada doğan çocukları ben biliyorum başka ailelerden. Türkçeleri bayağı zayıf ama senin çocukların gerçekten harika. Sanki Türkiye'de büyümüşler gibi Türkçe konuşuyorlar. Evet, benim eşim Türk. Evde özellikle Türkçe konuşmaya özen gösteriyor çocuklarımızla. Bunun da bir etkisi olabilir. Bu da bir faktördür belki de. Çocuklarımız da kardeşim dediği gibi Türkçeyi benim burada yetişen çocuklara göre çok çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Evet, bunun üzerinde yeterli kadar durduğumuza inanıyorum. Kral. Evet, bence de. Ofise geldiğimiz zaman ofisin sadeliği. Hemen göze çarpıyor. Evet, evet. Bu yorumlarda herkes yazmıştı. Türkiye'de emniyet müdürünün ofisine gittiğiniz zaman evet. şaşırırsınız, hatta gidemezsiniz bile. Burada rahatlıkla herkes bir sadelik. Evet. Yani bürokrasiden bahsediliyor. Evet, burada şunu söyleyeyim, şunu izah edeyim. Gerçekten bunu inşallah insanlarımız anlar. Bunu bir kritizm olarak söylemiyorum. Amerika'da böyle bir işte kimsenin sizin egonuza ayıracak vakti yok. İnsanların işi gücü var. Ortada yapılacak bir iş var. İşimizin amacı belli. Yapmamız gereken iş belli. İşimi yapmam için gereken ekipmanlar bana sunulmuş burada. Her şeyim var. Dışarıda ekibim var. Arabalarımız var. Helikopterlerimiz var. Ofisi dekorasyonu aslında bana kalmış bir şey. Ben ofise ilk girdiğimde sadece duvarları boyatmayı tercih ettim. İstersem dekorasyonunu ben kendim ekleyebilirdim. Gerek görmedim çünkü ben burada işimi yapıyorum, evet. işime bakıyorum. İşimi yaptığım sürece de, yani işimi yapıp evime gidiyorum. Öyle özetleyebiliriz yani. Ben burada benim buradaki görevim çalışmak, işimi yapmak. Ofisin durumu da gerçekten çok ilgilendirmiyor. Çok da güzel manzaram var aslında. Belki kardeşimiz daha sonra gösterir. Bu manzara bana yetiyor zaten. Çok güzel. Bu ülkede bazı şeylerin peşine koşuyorsanız, amacınız ne olursa olsun... Bir şekilde onu elde edebiliyorsunuz. Evet. Türkiye'yi eleştirmek için söylemiyorum. Kendi deneyimlerimden bahsediyorum sadece. Müdürüm, bir çay içelim mi ya? Çayı dolduralım. Ya. Benim de hadi. Çayım bitti, senin de çayın bitti. Çayı bakalım. Dolduralım. Hadi. Çayımız burada. Çayımız, tamam. Güzel. Çay içelim abi. Evet. Bu Ali Beyköy'den size çok mesaj geliyor. Evet. Ne oluyor? Ali Beyköy'e gidiyor musunuz hiç? Eğer bir sene gitmezsem, bir sonraki sene en azından 2-3 haftalığına da olsa 2-3 senede bir Türkiye'ye gitmeye çalışıyorum. Da gidiyorum da yani. Bir tane yorumda okumuştum. Oturulup kahve içilecek insanlarsınız demişti. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bir gün gelir de beraber. Olur inşallah. Gerçekten yorumlar beni pozitif yönde çok duygulandırdı. Yorumlarım neredeyse %100'ü pozitif. Halkımız gerçekten gerçekten saygıyla eğiliyorum. Hiç diyecek bir şey bulamıyorum. Tamam, çok teşekkürler. İbrahim Filiz adında bir seyredenlerden birisi. Evet. Yorumlara çok yazılmış. Polis ile şerif arasındaki fark nedir? Yani şerif olsun, FBI, CIA, bunlar insanlar çok merak ediyor. Hepsi evet. aynı değil herhalde. Ya bu sheriff's office ile polis arasındaki farkı çok gerçekten insanlar çok merak ediyor. Normalde Amerika'da biliyorsunuz eyalet sistemiyle yönetildiği için Amerika her eyaletin kendine göre kuralları, kanunları var. Genelde şehir merkezlerinin kendi polis gücü oluyor. Eğer nüfusu varsa... Şehrinde bir alım gücü varsa bütçesine göre kendine has bir polis gücü oluyor. Bazı şehir yerleri ufaksa yerel bölgeler, köyler, kasabalar kendi bütçesi fazla değilse sheriff's office gelip oraya polis gücünü veriyor. Bunlara şerifler bakıyor. Mesela LA County Sheriff's Office baktığı bölge 12 milyon insan yaşıyor o bölgede. Ama LAPD'nin kendi polis gücü var. San Jose PD'nin kendi polis departmanının kendi gücü var. Böyle yerlerde şehir polisi öne çıkıp ISH'i onlar sağlıyor. Sheriff's Office mahkemelere ve mahkumlara bakıyor.
Eğer polis, eğer şehrin alım gücü yoksa, kendi polis gücü yoksa, Sheriff's Office bu sefer polisi görevini de üstleniyor. Hani Türkiye'deki şey gibi özetleyelim bunu aslında. Belki bir karşılaşma yapabiliriz. Türkiye'deki jandarma gibi. Köylerde, ilçelerde, ufak yerlerde polisin olmadığı yerlerde. Polisin olmadığı yerlerde, nüfusun yoğunlaşmadığı yerlerde jandarma ilgileniyor. Bu böyle bir paralel çizebiliriz burada. Sheriff's Office polis olmadığı yerlerde Sheriff's Office bakıyor. Polisin olduğu yerlerde Sheriff's Office mahkemelere ve mahkumlara bakıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bir de birisinin üstünlüğü var mı? Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Şehir merkezinde polis varsa zaten polis orada işe bakıyor. Polis yoksa şerif orada işe bakıyor. Bazı yerlerde polisle şerif böyle overlap yapıyorlarsa zaten aynı işi yaptıkları için kimsenin kimseye üstünlük sağlama diye bir derdi de yok. Hani bu şey gibi oluyor. Hava kuvvetleri mi üstün, kara kuvvetleri mi üstün? Mantıksız bir soru aslında. Çünkü hava kuvvetleri yerinde hava kuvvetleri işini görüyor. Kara kuvvetlerini yapacağı yerde kara kuvvetleri işini görüyor. Yani kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Her ikisi de aynı işi yapıyor. Sadece isim farklılığı var herhalde. O kadar. Yani insanlar... Özetle bu. Hani konuyu çok dağıtmadan tabii, verebileceğim tabii. Özet bu. Bir de eyalet polisini sormuşlar. Eyalet polisi bütün eyalette görev yapabilir. Bunlar genelde karayollarına bakıyorlar. Çünkü şehirler arasında nüfus azaldığı için yollarda pek polis görünmediği için genelde karayollarıyla ilgilenip tırlara, işte şoförlere, sürücülere hızdan ceza yazabilirler, kazalara intikal edip kazalarla ilgilenebilirler. Evet. Ama bunların görev alanı bütün eyalette olduğu için insanlar şöyle düşünebiliyor. Adam eyalete bakıyor, bu şehre bakıyor, bunların üstündür. Yine öyle bir şey yok. Herkes kendi işini yapıyor sonuçta. FBI polisten üstün müdür? Polisten üstün müdür? Merak edilen. Yine değil. Bu bir de Hollywood filmlerinden biraz da herhalde insanlar böyle etkileniyorlar. Hani FBI geliyor, hadi siz gidin biz halledeceğiz, beceremediniz, evet, bırakın gidin gibi bir şeyler oluyor. FBI federal devlete çalışan bir kuruluş. FBI'ın işlediği, araştırdığı konular polisin normalde araştırmadığı konular. Bazı federal suçlar var Amerika'da. Bunun birçoğu da beyaz yaka suçlar. Örneğin birisi bankayı dolandırmış. Sahte işte ihracat ithalat yapmış, sahte çek evrak düzenlemiş. Bu tür şeyler biraz federal suça giriyor. FBI da bunlarla ilgileniyor. Evet. Yine kimsenin kimseye üstünlüğü yok. CIA zaten bir polis gücü değil, CIA istihbarat. İstihbarat. Yani bu devletin istihbarat gücü. Bunun polislikle veya bir yolda adam durdurmazlar, hiçbir şey yapmazlar. Onlar kendi şeyi, evet, tamam. Evet. Devletin sana tahsis ettiği kendi araban var. Şoförün var mı? Makam aracın? Şimdi şöyle bir şey yorum yapmak istiyorum. Mehmet kardeşim bana biz bu kayıda başlamadan önce soruları vermek istemedi. Kopya çekmemi istemedi. ben de sana soruları soracağım. Mimiklerin, yüz hatlarını görmek istiyorum dedi. Şaşkınlığını evet, görmek istiyorum dedi. O yüzden bazı sorularda biraz bocalıyorum. Bir de yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Şahsi New York Polis Teşkilatı'nın bana tahsis ettiği bir araç var. Ben bu araçla işe gidip geliyorum. 24 saat 7 gün 365 gün bu araç bende kalıyor. Bütün bakımını, onarımını, benzinini, her şeyini devlet karşılıyor. Bu araç çok hani reklam yapmaya gerek yok. SUV bir araç. Bilmiyorum Türkiye'de SUV diyorlar mı? Jeep türünden büyük bir araç. Onun haricinde benim sahip olduğum 3 tane araç var ama gerçekten de şey yapmak istemiyorum. Gerek yok. Şöyle bir şey yapabilirim size. Benim durumda olan bir insan, belki merak ediyorsanız eğer nasıl bir araca binebilirsiniz. Amerika'da benim durumda olmaz da şart değil. Eğer buraya gelip düzeninizi kurup çalışıyorsanız istediğiniz her araca binebilirsiniz. Arabalar belki, burada ucuz zaten. Belki bir Lamborghini, Rolls Royce değil ama aklınızdan, hayalinizden ne geçiyorsa gidip o arabaya çok rahat bir şekilde binebilirsiniz. Hiçbir şekilde maddi bir engel olacağını düşünmüyorum. Tanışmak istediğiniz bir YouTuber var mı böyle? Beraber böyle oturup ya ben bu adamla tanışmak istiyorum. YouTube'da seyrettiğiniz, Instagram'da seyrettiğiniz bir adam var mı? Üslubunu, duruşunu çok beğendiğim bir abimiz var. Belki abi değil mi? Yaşı benimle aynı da olabilir. Rotası Seyyah'la tanışmak çok isterdim. Evet. Mehmet onun adı. Adaşsınız. Evet, gerçekten evet. Üslubunu, hitabını çok sevdiğim oturaklı bir insan. En son okuduğunuz kitabın ismi neydi? Culture Code olması lazım. Daniel Coyle. Kültür kodu mu oluyor? Türkçe? Kültür kodu, evet. Bu organizasyonel yapılardaki kültürün nasıl olmasıyla alakalı bir kitap.
Şimdi kısaca hemen yorumlara geçelim. Çok fazla uzatmadan yorumları okuyayım. Erman Adıgüzel yazmış. Onu, polisle şey arasındaki farkı onu söyledik. Polisle şerif arasındaki farkları, farklar var mı, nelerdir diye. Deputy'yi de sormuş. Deputy'yi de hemen eğer cevap verebilirsin. Deputy'yi söyleyeyim. Şerif Amerika'da hani bir ilçenin bir tane şerifi olur. Şerif olan insanla seçimle gelir. Aynı bir politikacı gibi. Tek bir şerif olur ve de o şerife çalışan bütün diğer polisler Sheriff's Deputy dediğimiz rütbeye sahiptir. Deputy de yani senin vekilin gibi bir şey yani. Çünkü şerif onlara gücü veriyor. Yani benim adıma gidin insanları koruyun, esirgeyin diye. Deputy eşittir vekil. Bir tane şerif var. İhtiyaca göre de birçok deputy var. Aralarında rütbe farkları olsa bile hepsi Sheriff's Deputy. Umarım anlaşılmıştır. Bir de Gökhan Karabıyık adında bir izleyicimiz sormuş. Kısmi renk körleri polis olabiliyor mu? Ben polisliğe başvurduğum zaman da renk körlüğü diye bir herhangi bir öyle bir şeye tabi tutulmadı. Göz testi yaptılar mı hatırlamıyorum ama renk körlüğü öyle bir şey zannetmiyorum. Engel olacağını zannetmiyorum. Evet. Kasım Emre sormuş. Müdürümüze selamlar. Benim de birkaç sorum olacak. Müslüman polis memuru veya amirin dini ibadetlerini yapmasında, yani namaz kılmak, oruç tutmak gibi bir engel var mı, yoksa özgürler mi? Son derece özgürler ama yani şartlar çerçevesinde. Boş zamanlarınıza eğer namaz kılan bir bireyseniz namazınızı kılabilirsiniz. Oruç, yani kimse zorla yemek yedirecek hali yok, orucunu tutabilirsiniz. Emekli olduklarında hakları güzel mi? Bir de New York'ta polis memurluğu yapan birisi gidip başka bir eyalette de yapabilir mi? Şimdi bu emeklilik cevabını vereyim önce. Normal şartlar altında işte 20 seneyi bitirdiniz veya 25 sene çalıştınız diyelim. Son yılki maaşınızın %50'si size emekli maaşı olarak bağlanıyor. Bunun üzerine çok artları da var. Çalıştığınız sürece 401k denen bir sistem var burada. Oraya eğer para ekstra yatırdıysanız çok 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 yüksek bir rakamlarla emekli olabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama bir insan emekli olduğu zaman son sene kazandığı parasının %65'ini, %70'e yakınını emekli maaşı olarak alabilir. Şimdi normalde bir şehirde, bir kasabada, bir eyalette polislik yapıyorsanız kafanıza göre oradan ayrılıp başka bir yere normalde gidemiyorsunuz. Çünkü burada her polis, her şehrin polisi, her kasabanın polisi, her eyaletin polisi sadece o eyalete çalışıyor, o belediyeye çalışıyor, o sheriff's office'e çalışıyor. Türkiye'deki gibi değil. Bir yerden bir yere transfer yapamıyorsunuz kendinize. Ama şöyle bir bilgi paylaşayım sizinle. New York Polis Teşkilatı son derece gözde elit bilinen bir teşkilat olduğu için birçok benim gibi meslektaşlarım New York'tan emekli olup, tamamen emekli olup ayrılıp, emekli maaşını hak kazanıp gidip başka eyaletlerde, gittikleri yerde polisin en üst seviyesinde işe başlıyor. Chief of Police diyoruz biz burada. Ama ufak kasabalarda, mesela kasabanın 4.000, 5.000, 10.000 nüfusu var. 100 tane, 50 tane polis var toplamında. Gidip buralara çok rahatlıkla başlarına geçip şef olabiliyor. Bir şey de bu Manhattan'da gördüğünüz bütün gökdelenler, yani belki istisnasız, yani neredeyse %100 diyebileceğim bütün gökdelenlerin güvenlik şefleri, top'taki en üstteki güvenlik şefi herhalde denir. Neredeyse hepsi New York Polis Teşkilatı'ndan emekli polisler. Bunu da böyle ekstra bir video olarak sunayım size. Abraham Lincoln adlı izleyicimiz sormuş. Devletin polise tanıdığı ayrıcalıklar nelerdir? Gerçekten polislerin içinde ırkçılık var mı? Ve polisler ne kadar maaş alıyor? Gerçi maaşı da önceki videoda bahsetmiştik. Devletin polislere ayrıcalık yok. İşini yapıyorsun, maaşını alıyorsun. Sosyal haklardan bahsediyorsanız aşağı yukarı bütün 50 eyalette polislerde olan normal hakta olmayan bir şey var. Normal hak derken hani özel sektörde çalışan insanlar için. Polislerin bir emekliliği var. Özel sektörde neredeyse hiçbir yerde emeklilik yok. Sosyal sigortayı beklemek zorundasınız. Ya da demin bahsetmiş olduğum 401k'ya kendi yatırımlarınız olabilir. Ya da iş yerini destekli olabilir. Devletin polislere sunmuş olduğu özellik bu zannedersem en büyük özelliği. Bizde sınırsız hastalık günü var. Yarın mesela düştüm, ayağım kırıldı, işe gelemiyorum. 6 ay polis, 6 ay doktor bana rapor verdi. Sınırsız hastalık günleri var. Bunun haricinde senede 5,5 hafta iznim var.
ayrımcılık olabilir. Bunu ırkçılık olarak belki adlandıramayabiliriz. Ama bariz bir şekilde ırkçılık yok. Yani kimse kimseye bariz bir şekilde bu kesinlikle yasak. Böyle bir konuyla itham edildiğinizde ya da suçlandığınızda yani kariyerinizden, işinizden, gücünüzden olabilirsiniz. İşten bile kovulabilirsiniz. Irkçılık kendi aramızda hele ki yani kendi aramızda olsun, halka karşı olsun. Böyle bir şey söz konusu değil. Yapan da kendisine yapıyordur. Brooklyn 99'u seyrediyor musun? Hayır, izlemiyorum. Brooklyn 99'u izlemiyormuş. Televizyon genelde izlemiyorum zaten. Cenk T. adında bir izleyicimiz sadece sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyor. Sorusu yokmuş. Yani gurur duyduğunu söylemek istiyor. Teşekkür ederim Cenk. FLU Film Productions var. O da selamlarını iletiyor. Aleykümselam. Gelen yorumlar hakkında neler düşünüyorsun? Yani bir sürü yorum gelmiş. Ya gerçekten. Bu biraz önce de değindim. Video birdenbire çok aşırı bir izlenim aldı son bir haftadır. Yüzlerce yorum gelmiş. Aşağı yukarı neredeyse hepsini de okudum. Bu videoyu hazırlanmak için özellikle. Ya çok güzel pozitif yorumlar gelmiş. Gerçekten yani insanlar benimle bir Türk olduğum için, yani benim şahsımla bir alakası yok bu olayın. Türk olduğum için gurur duyduklarını belirtmişler. Gerçekten ben de, bu da beni onurlandırdı, beni gururlandırdı. Bir Türk olarak milletimizin onur, saygısını, kelimeleri bulamıyorum şu an ama milletimizin takdirini aldıysam ne mutlu bana. Herkesin sorusuna cevap vermemiş olabiliriz. O yüzden özür diliyoruz. Herkesin ismini belki burada söyleyememiş olabiliriz. Genel soru, yani sorulan soruların geneline böyle cevap vermeye çalıştık. Tam detaylarına girmemiş olabiliriz çünkü videoyu da çok uzatmak istemedik. Ama dostum İdris de çok yoğun bu aralar. Yani kendisi de her zaman yoğun. Ben de yoğunum. Video belki çok geç geldi. O yüzden kusurumuza bakmayın ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve sorularınıza, yorumlarınızı bu arada söylemek istiyorum. İdris de okuyor, ben de okuyorum. Gelen yorumlar, gelen sorular bizi gerçekten çok sevindiriyor. Böyle insanlar sanmasınlar ki biz o soruları okumadık, o yorumlara bakmadık. Ama hepsine genel olarak baktık. Şimdi yavaş yavaş videonun da uzamaması kaydıyla yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. İdris dostum, söylemek istediğin bir şey var mı bu arkadaşlara? Bu bizi dünyanın hemen hemen her yerinden izleniyoruz bu arada, haberin olsun. Her yerden izlenilmiş. Evet. Bir söylemek istediğin bir şey var mı arkadaşlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlara? Yani senin bu Amerika'daki mesleklerle alakalı yapmış olduğun bir video serisinin bir parçası olarak benim konuğum, misafirim oldum. Biz zaten seninle sürekli görüşüyoruz ama evet. Bu formatta gelip benim konuğum oldun. Bu yüzden sana teşekkür ediyorum. Bu ikinci videonun gelmesi de insanlar çok talep ettiler. Demek ki faydalı bir şey yaptık. Faydalı bir şey yaptığımızı hissettim. Böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Ben de bu gelen pozitif yorumlara yine tekrar söylüyorum. Şahsım adıma değil de bir Türk'ün böyle bir rütbeye gelebilmesi, insanları bu denli pozitif yönde etkilediği için gerçekten ben de onur duydum. Ben de gurur duydum. Ben de halkımla gurur duyuyorum. Ve de vatanı seven işini en güzel yapandır ilkesiyle işimi en güzel şekilde ifa etmeye çalışıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın. Beraber bir çay içtik. Umarım birçok insana nasip olur böyle iyi sevdiği insanlarla beraber oturup çay içip kahve içip sohbet etmeleri. Arkadaşlar, umarım bu sohbetimizi beğendiniz. Umarım sizi sıkmamışızdır. Ailenizle beraber keyifle seyredeceğiniz bir video çıkmıştır. Size şimdiden teşekkür ediyorum vaktinizi ayırıp bizi seyrettiğiniz için. Hayırlı günler, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.